Merhaba çocuklarım. Geri dönüşümle ilgili son anlatımım olacak bu. Bu son anlatımla sizin çok hoşunuza gideceğini düşündüğüm geri dönüşümle ilgili bir çizgi film izleteceğim size şimdi. Haydi ekran başına bakalım çocuklar. Yeni kampanyası. Bakmışız sanki. Utanmazsak ağaçları yiyecekmişiz. İyi tamam bu kadar yeter. Bu portakal kabuklarını çöpe atalım. Oraya değil çocuklar, buraya. Organik atıklar için yaptığım çöpe atalım. Organik atık mı? Yediğimiz yemek artıkları, bitkilerin, sebzelerin, böyle yemediğimiz fazlalıkları gibi artıklar organik atıklardır Özgürcüm. Organik atıkları neden ayrı çöpe atıyoruz peki Erkan enişte? Onları geri kazanmak için Ayasçığım. Burada da kağıt, plastik, metal ve cam atıklarımı biriktiriyorum. Böylece geri dönüşüm tesislerinin işini kolaylaştırmış ve geri dönüşüme katkıda bulunmuş oluyorum. Peki hepsini aynı çöpe atınca ne oluyor? Ayrı çöpe atınca ne oluyor? Hepsini aynı çöp kutusunda biriktirip attığımızda her biri aslında geri dönüştürülebilecek bütün değerli atıklarımızı kaybetmiş oluyoruz. Oysa ayrı ayrı biriktirdiğimizde organik çöplerden kompost denilen gübre ve elektrik üretilebiliyor. Çöpten elektrik mi üretiliyor yani? Evet Mustafa, eğer yiyecek çöpleri diğerlerinden düzgün bir şekilde ayırmak mümkün olabilirse çöp deyip attığımız yiyecek atıklardan elektrik üretilip şehirler için kullanılabiliyor. Vay be! Bunun için hepimizin birer çöp yönetmeni olması yeterli aslında. Çöp yönetmeni mi? Nasıl çöp yönetmeni olabiliriz enişte? Çok kolay. Bir dakika, bir dakika. Eniştem kesin çok faydalı şeyler anlatacak. Bunu RGG'cilerle paylaşmazsak vallahi olmaz. Enişte dur, unutma söyleyeceklerini. Tam zamanında. Aç bakalım tek kaç. Ne diyor yaskınlar? Merhaba RGG'ciler. İşte Oğullar Deneyim ve Müzik Grubu'nda bugünün faydalı bilgiler RGG'si. Enişte sendeyiz. Herkese merhaba çocuklar. Bugünkü faydalı bilgi RGG'mizin adı çöp yönetmenliği olsun. Çöp? Vallahi ailecek manyadı bunlar. Millet film yönetiyor, bizimkiler çöp yönetiyor. Dur abi ya, hep yönetmen olmak istemişimdir. Belki bu bana göredir. Ah Tekkaş, ah! Çöp yönetmenliği diyor adam, duymadım galiba. Fark etmez abi, yönetmen olayım da ne yönetirsem yöneteyim, o derece yani. Hepimiz evlerimizde birer çöp yönetmeni olmalıyız. İsmi çok heyecan verici duyuluyor enişte. Nasıl çöp yönetmeni olabiliriz? Aslında çok basit. Evde tüm çöplerimizi attığımız bir değil, işte böyle benim yaptığım gibi iki ayrı çöp kutumuz olmalı. Birine organik dediğimiz yemek artıkları, sebze meyve artıkları gibi atıkları, diğerine ise kağıt, plastik, metal ve cam atıklarımızı koyuyor olmalıyız. Bu kadar mı yani? Biz de adam gibi yönetmenlik anlatacak sandık. Ne olacakmış ayrı ayrı biriktirirsek çöpleri? Bu çok basit görünen ayrım, tüm çöplerimizin yeniden işe yarar hale gelmesi için o kadar önemli ki çocuklar. Eğer böyle çöplerimizi iki ayrı gruba ayırarak biriktirirsek dünya ilki... Organik olarak biriktirilmiş çöpler belediye görevlilerince tesislere götürülüp burada toprağa faydalı gübreye veya evlerimizde kullandığımız elektriğe dönüştürülür. Diğer kağıt, plastik, metal ve cam gibi maddeler de geri dönüşüm tesislerine götürülüp burada camlar tekrar cama, plastik tekrar plastiğe, kağıt tekrar kullanılabilir kağıda, metaller de tekrar kullanılabilecek metale dönüştürülür. Buna geri dönüşüm denir. Değil mi enişte? Aynen öyle Mustafa. Geri dönüşüm, dünya kaynaklarının verimli kullanımı açısından çok önemlidir. Vay be! Çöp deyip geçtiğimiz şeyler aslında doğru yönetilirse nasıl da işe yarar hale geliyormuş. Oğullar Deney ve Müzik Grubu olarak bir kampanya yapalım o zaman, ne dersiniz? Canlı yayında Ayas'tan bir kampanya fikri. Önce bir kendi aramızda konuşsaydık Ayas. Ha işte, ne kampanyasıymış, iyi dinleyin. Buradan ekmek çıkardınız, dinliyorum abi. Sevgili RGG'ciler, az sonra Oğullar Deney ve Müzik Grubu'nun başlatacağı kampanya ile karşınızda olacağız. Be teyze oğlu, canlı yayında öyle zıt diye atlanır mı? Ama çok güzel bir kampanya fikri geldi aklıma. Neymiş önce bize söyle. Çöp yönetmenliği kampanyası. Tüm RGG'cilerden çöp yönetmeni olmalarını ve evlerine bundan sonra iki çöp kutusu koyup çöpleri organik çöpler ve diğerleri diye ayırmalarını isteyeceğiz. Evlerindeki çift çöp kovasıyla ayrı biriktirme yapanlardan fotoğraflarını çekip göndermelerini isteyeceğiz.
ve fotoğraf gönderenlerden birini ayın çöp yönetmeni olarak seçip ona bir armağan vereceğiz. Haha çok... 4 yaşındayım, bu kadar düşünememiştim. Ama ne armağan edeceğiz? Buna ne dersiniz? Bu neymişti? Bu çocuk ya, beceri yarışmasında kazandığım çöp yönetmenliği rozetim. Şimdi yeni bir sahibi olmasını çok isterim. Harikasın enişte. Aha başladı. Abi koş koş Canan abi. Gittim de koş. Şimdi Armağan'ın kampanyamızda yılın çöp yönetmenini seçeceğiz. Çöp yönetmenini. Yönetmen seçecek gelmiş. Abi beni seçsinler ne olur ne olur. Şimdi önce evdeki büyüklerinize ailece çöp yönetmeni olmanız gerektiğini anlatacaksınız. Sonra eve artık bir değil iki çöp kovası koyup birinde organik çöplerinizi, diğerinde ise yan, plastik, metal, kağıt gibi çöplerinizin biriktirilip atılmasını sağlayacaksınız. Evet, fotoğraflarınızı gönderip çekilişe katılacaksınız. Aha çekiliş dediler Tektaş. Kesin armağanım var bu işin ucunda. Kusura bakma ama bu yönetmenlik benim olur. Yapma be abi. Şşşt, armağanı duyalım. Ve çekilişin sonunda çıkan isme küçük bir soru soracağız. Bu soruyu doğru bilirsin. Ona... Evet ona. Bu çok değerli. Yılın çöp yönetmeni rozetini armağan edeceğiz. Aa bu rozetin güzelliğine bak tek kaç. Ben bu rozeti alırım arkadaş. Gitti bizim yönetmenlik. Hemen şimdi kampanya başlıyor. Çöp kutularının üzerine kendi ellerinizle organik çöpler ve diğer çöpler yazmayı unutmayın. Ayı fotoğraflarınızı bekliyoruz. Vallahi bence bu yaptığımız en iyi kampanya oldu. Evet, ben de çok sevdim. Hadi artık evlerimize gidelim. O niye şimdi? Anneme çöp kutusu aldıracağım. Doğru ya, ben de. Sizin çöp yönetmenliği. Oğlum tek kaş. O rozeti çok sevdim. Bildiğin gibi değil. Bunu mutlaka ben almalıyım. Şimdi ayaslara ne dedi? Evde iki çöp kutusu olacak. Birine organik atıklar, yerine kağıt, plastik, metal, cam atılacak. O çöp kutularıyla fotoğraf çekip gönderilecek. Ben bunların hepsini yapabilirim. Sonra çekiliş yapacaklar ama. Senin çıkacağın ne malum? Aha, doğru ya. Çalıştır saksıyı Cemal. Çalıştır. Aha, tamam. Bu iş kolay. Rozet benimdir. Tek kaş. Sorumuz hazır değil mi? Hazır. Her şey tamamsa atıyorum. Aç teyzeoğlu. Merhaba RGG'ciler. Ben RGG Özgür. Yaklaş koş oğlum. Ben RGG nasıl kazanacağım gör. Ben RGG Ayaz. Şimdi çekilişimizi yapacağız. Hazırlarla tutulanlar arasından birini çekiyorum. Evet, yılın çöp yönetmeni adayımız Kemal Pirge. Hesaba katmamıştım. Şimdi Kemal'in bize RGG'den cevap vermesi istediğimiz soru şu. Eğer çöplerimizin hepsini tek kutuya koyup biriktirirsek, yani organik atıkları ayrı, diğerlerini ayrı biriktirmezsek sence ne olur? Bu ne ya? Kabul etmiyorum. Bu ne biçim soru? Ben ne bileyim ne olur? Hayır olmaz. Değiştirin bu soruyu. Hadi Kemal bekliyoruz. Bize RGG'den yanıtını yaz ve bu harika rozeti kap. Seni bekliyoruz. Allah'ın işine ya. Çekilişte çıktık ama kazık mı kazık soru geldi. Ne bileyim ben ne olur? Nereden bileyim yani? Nereden? Epeyce de bekledik. Üzülerek Kemal'e teşekkür edip başka bir isim çekmemiz gerekiyor. Kibar Tahsindar. Ha? Tek kaş. Benim oğlum benim. Kibar da benim. Aha bak Allah'ın işine. Allah Allah. Kibar da sorunun yanıtını bilemedi sanırım. Yok abi yok. Vallahi bir şey çıkmıyor. Bakıyorum yok. İnternet bile bilmiyor. Ben nereden bileyim ki? Çok mu zor soru sorduk acaba? Evet RGG'ciler.
kibar da sorumuza yanıt yazmadı. Bu durumda üçüncü şanslı kişiyi seçmemiz gerekiyor. Temel Düze. Yine ben. Ay saçımı başımı yolacağım. Böyle bir kader olabilir mi ya? Hadi Temel, seni bekliyoruz. Ay. Abi sakin ol, ne olur ya. Kendine yazık valla. Biraz ot için değer mi? Ay. Şansa bak ya. Bir dakika. Ne oldu teyze oğlu? Şu fotoğraflara bir bakın. Bu fotoğraftaki çocuklar aynı. Kılık değiştirmiş sadece. Evet ya, Cemal abi bu. Aha. Evet, Cemal abi o roseti çok istedi. Bu yüzden mahalledeki her kapıyı çalıp çöp kutusu aldırdı. Cemal sayesinde bütün mahalle çöplerini ayrı ayrı biriktiriyor yani. Evet, ama sorunuzun yanıtını bilemediği için şimdi üzüntüsünden kahroluyor. Bir dakika ya, aslında Cemal bu roseti hak etmiş. Nasıl yani? Baksanıza, kampanyamıza en büyük hizmeti Cemal yapmış. Bütün mahalleyi bilinçlendirmiş. Herkes çöplerini ayırarak topluyor artık. Doğru. Cemal, kampanyamıza yaptığın üstün hizmetten dolayı rozeti sana vermeye karar verdik. Evet çocuklar, bu çizgi film gerçekten çok güzel bir kapanış oldu geri dönüşüm konusuyla ilgili. Sizler de bu çizgi filmdeki çocuklar gibi şu anda tabii sadece evinizde, ailelerinizle bir kampanya kapmaya başlatabilir. Kendi apartmanınızda siz de bunu yapabilirsiniz, yaratabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Yöneticinize mesaj çekebilirsiniz, bilgi verebilirsiniz. O tasarladığınız atık kutuları vardı ya, onları evde kendiniz kartonlarla yapıp binanızda, apartmanınızda girişlere koyabilirsiniz. Komşu çocuklarınızla belki mesajlaşıyorsunuzdur. Tüm bu çalışmalarınızla ilgili güzel resimlerinizi de çekersiniz. Bize de atarsınız. Çok iyi olur. Böylece daha çok kişinin bilinçlenmesini sağlamış olursunuz. Çeşitli yazılar yazıp yöneticinize verip apartmanınıza astırabilirsiniz. Hatta siz bile astırabilirsiniz. Evet, geri dönüşüm konusunda bu tür yaratıcı fikirler üretebilirsiniz. Ben eminim üreticine üreteceğinizden. Hepinizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalınız. Bu konu hakkında çok verimli çalışmalar yapacağınıza da inanıyorum. Hoşça kalın.